Ali Babacan sessiz sedasız istifasını verdi ve gitti. Ardından Ahmet Davutoğlu AKP'den istifa ettiğini açıkladı. Davutoğlu'nun istifasının ardından istifalar peş peşe geliyor. Ama istifa edenlerin hepsi eski milletvekillerinden oluşuyor, eski bakanlardan oluşuyor. Ama insanların en çok merak ettiği şey mevcut AKP grubunda nasıl karşılık bulacakları, milletvekili transferi yapıp yapmayacakları. Gazete Duvar'da duvar arkası kulis yazısı yayınlandı. Bu kulis yazısına göre Babacan ekibi de Davutoğlu ekibi de AKP içinde bazı milletvekilleriyle görüştüklerini saklamıyorlar. Hatta 10-15 milletvekili istifaya hazır diyenler var. Ancak yeni oluşumlar transfere bu aşamada pek de sıcak bakmıyor. Yeni parti çalışmalarında yer alan bir siyasetçi deşifre olup yıpratılmalarını istemiyoruz derken olası bir erken seçime işaret ediyor. İyi Parti'nin kuruluş sürecinde yaşanmıştı biliyorsunuz. İyi Parti seçime giremesin diye bir erken seçim kararı alınmış ve bu erken seçim tarihi erkenin de ötesine alınarak İyi Parti'nin seçime girebilmesi engellenmişti. CHP hemen 15 vekil transfer edip İyi Parti'yi kurtarıp seçime girmesini sağlamıştı. Şimdi benzer bir olayın Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partide yaşanabileceği dile getiriliyor. Hatta CHP'nin zora girecek partilere benzer bir desteği verebileceği esprileri yapılmakta. Bu arada yeni partiler konuşulmaya başlandığı zaman AKP kulislerinde mecliste grup kurmanın zorlaştırılacağı, grup için gerekli 20 milletvekili sayısının yukarı çekilmesi için değişiklik yapılabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak böyle bir düzenleme AKP'den grup kuracak kadar milletvekili ayrılabilir yorumu çıkacağı için bundan vazgeçtiği ifade ediliyor. Ama 15-20 milletvekilinin AKP içerisinde Babacan veya Davutoğlu'nun zora girmesi durumunda bir erken seçim ihtimalinde istifaya hazır olduğunu dile getiren bir yazı bu. Şu anda bir erken seçim sanmıyorum olacak gibi değil ama gelecek yılın sonbahar ayında olabilirse zaten Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partinin 15 vekile ihtiyacı, 20 vekile ihtiyacı olmayacak. Teşkilatlanmasını tamamlamış olacak ve seçime katılabilmiş olacak. Ha, o erken seçim kararından önce AKP'den istifalar olabilir. Onlar da niye istifa eder? Ya biz tekrar aday gösterilmeyebiliriz. Yerimiz sağlam olsun bari bunların yanında yer alalım da buraya geçelim. Belki bunlar bizi aday gösterir diyerek girebilirler. Ama şu da bir gerçek ki mecliste grubu olmayan, meclis ayağı olmayan kurulacak bir partinin etkisi de zayıf olur. Yani eski milletvekillerinin AKP'den istifa etmesi bir değer taşımıyor. Bakalım Davutoğlu ve Babacan mevcut AKP kadrosundan birilerini etkileyebiliyor mu? Buna bakmak lazım. Ha etkileyemiyorlarsa da zaten etkilerinin olması mümkün değil. Yani ama AKP içerisinden birilerini yanlarına çekebilirlerse, mecliste bir etkileri olursa, meclis ayakları olursa en azından sesleri daha fazla gür çıkar. Adamın istifasını bile gördünüz. Halk TV haricinde, KRT haricinde yayınlayabilen, Telebir haricinde yayınlayabilen canlı televizyon kanalı yoktu. Bütün haber kanalları uyuyordu. Davutoğlu'nun uçağından inmeyen o anlı şanlı haber kanalları, televizyon kanalları Davutoğlu'na yer vermeye korktu. Meclis ayağında olmazsa seni kim dikkate alır ki?